2024'e girerken dedim Zeynep'e gidelim. Bakalım bizi rahat bir yıl mı bekliyor? Sen bize hep iyi gelen bir astrologsun. Böyle negatifi çok çoğaltmıyorsun. Herkes bir gününü haber olacak Türkiye'de. Önce oradan başlayalım. Hmm. Biz 2024'te sürü bağışıklığıyla hareket etmeyeceğiz. Oh ne güzel. Biraz iddialı bir yıl. A, hmm. Aksini söylemek hmm. zaten yanlış olur. Hmm. Korku temasını dünyada herkes yayacak. Hmm. Yani bugün Facebook'un sahibinin yer altında ev yaptığını iddia edecekler. Hmm. Güneş patlayacak, bütün elektrikle kapkaranlığa çekileceğimizi söyleyecekler. Evet. 2023'te biz acı bir deprem yaşadık. Aynısını tekrar önümüze getirecek mi? Hayır. Ama dünya denizleri konuştuk. Sadece kabine değil, e, yanı sıra da Türk futbolunda da liderleri değişiyor. Bir pandemi riski var mı? Sürpriz, e, nikah e, oturacakların başında e, Hande Erçel var. Onu hı. evlendirebiliriz. Bir beyaz Şov geri dönecek, izlenecek ama Kenan Doğulu'yla güvenen sahi, çocuk sahibi olur mu? Hı. 2024 yılından korkmayın, korkutanlara uymayın. Kesinlikle rahat olun. Ne olursan ol, rahat olun. Bir bölümde daha hoş geldiniz. Evet, yeni yıl kapıda. Şu anda 2024 ile ilgili bilmemiz gereken bütün bilgileri alabileceğimiz biri var karşımda. Zeynep Turan, Tweet Burç. Hoş geldin Zeynep Hoş bulduk. Hocam. Sen de hoş geldin. Evet. Yeni bir yıla girerken aklı hemen sen geliyorsun. Yani benim aklıma <laughs> özellikle sen geliyorsun. En saygı duyduğum astrologlardan birisin çünkü. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, gelmek kapını çalmak istedin. Çok şükür ki bize vakit ayırabildin. Çünkü çok ne sağlık. kadar yoğun olduğunu da biliyorum. 2024'e girerken dedim Zeynep'e gidelim. Bakalım bizi rahat bir yıl mı bekliyor? Bizi nasıl bir yıl bekliyor? Ya da 2024'ü rahat geçirmek için tüyolar alalım ondan dedim. Böyle burç burç. Ee, çünkü sen bize hep iyi gelen bir astrologsun. Böyle negatifi çok çoğaltmıyorsun. Hep pozitiften yanasın. Bu yüzden de bizim için çok önemlisin. Çok evet, bizi nasıl bir yıl bekliyor Zeynepciğim? Ya şimdi astrolojinin yakıcı, yıkıcı ve toparlayıcı yanları var. Astroloji aslında nereden baktığınıza da bağlı. Şu aralarda dezenformasyon en yoğun döngüsünden geçiyoruz. Yapıcı olmak çok zor. Hani dikkat çekmek istiyoruz. Herkes bir gününü haber olacak Türkiye'de. Önce oradan başlayalım. Hmm. Çünkü 2024 Merkür retrosu ile başlıyor. Hmm. Ve 2024 herkese küçük de olsa hata yaptırır hmm. ama önemli olan hatayı telafi etmek. Merkür Yay burcunda geri giderken aynı zamanda Ay Başak burcunda, yanısıra Satürn'de, Neptün'de, Balık burcunda derken böyle değişken burçlar önce, hmm. bu saydığım burçlar önce odaklanacak. Hmm. Ve 2024'ün öğretisinden çok biz 2024'te sürü bağışıklığıyla hareket etmeyeceğiz. Oh ne güzel. Yani her duyduğumuzun peşinden koşmayacağız. Hı. Tabii ki hızlı bir yıl. 2024 ile 2023 biraz kardeş. Hı. O koşturma, o hız. O hemen unutma, hemen işte bu yıl nasıl geçti gibi lafları biz 2024'ün sonunda yine söyleyeceğiz. Gerçekten 2023'te de öyle oldu ama nasıl geçti anlamadık. 2024'te de mi öyle olacak? 2024'te yani. de zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağız. Biraz seçimlerimizle ilgili bir yıl olacak. Herkes 2023'te aldığı kararları yeniden düzeltecek. 2023'te %50 yanlış karar almışız. Onu anlatıyor <gülüyor> haritalar. <gülüyor> ama bunu şimdi hemen tabii ki toplumsal, siyasal düşünmemekte fayda var. Biraz daha duygusal hikayelerimiz de olabilir. Hmm. İşte iş değiştirmekte de pişman olmuş olabiliriz. Şehir değiştirmekte de pişman olmuş olabiliriz. Hmm. yani Bir şekilde biraz hatalarımız ve hızlı hareket etmelerimiz var. Çünkü hmm. 2019'dan bu ana sevgili Sibel gökyüzünü yoran bir gezegen hareketi var. Plüton yeraltı gezegeni. Bir sağa gidiyor bir sola hmm. gidiyor. Pandemi de getirdi. Sonra hmm. Allah'tan bir kenara çekildi de. Hmm. Satürn'e Jüpiter kavuştu da. 2022 Nisan'da şöyle bir dünya ne, pandemiden mesela. çıktı. Şimdi... Yine yıl oğlak hikayesiyle başlıyor. Biraz iddialı bir yıl. Aksini evet. söylemek Hı. zaten yanlış olur ama evet. tek ricam var. 2024'te böyle korku temasını dünyada herkes yayacak. Hı. Yani bugün Facebook'un sahibinin yer altında ev yaptığını iddia edecekler. Hı. Güneş patlayacak, bütün elektrikle kapkaranlığa çekileceğimizi söyleyecekler. Evet, internet gidecek diyorlar. Şey hatırlatabilir miyim? Pandemi de Hı. yüzyılların şehri Hı. İstanbul 17 gün durdu. Hı. Bittik mi? Hayır. Tamam yani bir takım zorluklar olacak olmayacak desek yalan olur. Hı hı. Lakin dünya duracak, patlayacak, yıkılacak, hayat elimizden alınacak. Hı. Böyle bir şey söz konusu değil. Hı. Çünkü açık konuşalım 2020'den daha sert gökyüzü olayları yoktu geçtiğimiz hı. zaman diliminde ve gelecek zaman diliminde. Biz hastalıklar gezegen hareketlerine tabiiz. tabiyiz. Yani yani ondan... Biz en kötüsünü atlattık diyorsun. En yıkıcısını atlattık. 2020 evet, Hı -hı. hatta 2023 de bu kadar sertti. Yani 2020 ile 2023 kapışır. Birisi Hı -hı. savaşı takdim etti bize, birisi ise maalesef e, pandemi takdim etti. Ama ikisinde de kitleleri yoran, Hı -hı. ani kayıpları tetikleyen yıllardı. Şimdi ben 20 yıldır, sen beni iyi biliyorsun, Hı -hı. yazıyorum. Hı -hı. Şimdi birbirine benzeyen yılların, birbirine benzeyen olayları yaşayacağına dair bir emare yok. Hı -hı. Yani 2023'te biz çok maalesef acı bir deprem yaşadık. Aynısını tekrar önümüze getirecek mi? Hayır. Ama dünya denizleri konuşacak. Arkamızdaki haritanın görevi de bu. Hmm. Çünkü biz 2019'dan itibaren kolektif yıllara gittik. Ben de isterdim. Astrak olarak ofisimi çiçeklerle, böceklerle süsleyeyim ama gördüğünüz gibi dünya haritasını arkama aldım. <laughs> ne anlatmak istiyorsun bu haritayla E, kolektifi anlatmak istiyorum. Yani e, işte Pasifik'te de bir savaş çıkabilir. Hmm. Akdeniz'deki, Rusya'daki, işte Karadeniz'deki hikayeyi de anlatmak hmm. istiyorum. Dolayısıyla da biz aslında dünya eş zamanlı hareket hmm. ediyor. Dolayısıyla büyük göç başladı. Ekonomik e, resesyon aslında sadece Türkiye'nin önümüzdeki 4 ayda yaşayacağı bir deviyasyon değil. Yani mesela önümüzdeki e, 2024 ilk 6 ayında belki 500 kağıt liralar çıkacak. Belki sıfırları atmaya tekrar yürüyeceğiz. Tabii ki yaz saati, kış saati uygulaması yapacağız. Tabii ki bir şeyleri döngüsel anlatacağız, diyeceğiz ki hani tasarruf yapalım diyeceğiz. Ama böyle biz dünyanın resesyonunda tekrar deviyasyon geçirme ihtimali olan bir yılla karşı karşıyayız. bizi daha çalışkan gibi çalışkan olmaya itiyor. Ha. Yani kolektif bu. Çalışacağız. Gerçekten her şeyin çok hızlı zamlandığı bir yıl geçirdik 2023'te. Yani ben böyle her gün bir şey zamlanıyordu ve her günde bir şeyin fiyatına şaşırıyorduk biz bu yıl. 2024'te nasıl olacak? 2024 ilk 6 ayında ekonomi biraz karışık ve hmm. sıkışık. Dünyanın çünkü hikayesinden de biraz sıkışıyoruz. Hiç beklenmeyen bir şey var. Tedarik zincirinde tekrar dengeler değişecek. Özellikle limanlar, denizler, deniz trafiğinde dengeler değişecek. Mesela kanallar çok tıkana kapanabilir. Hmm. Durma noktasına gelebilir. Bunda biraz belki iklimi öne sürebilirler. Belki başka bir döngü olabilir ama bizim bildiğimiz bir şey var ki açık söylemek gerekirse burada biraz Denizlere inen savaşlar var, notalar var. Dolayısıyla birbirine ülkeler yaptırımlar uygulayacak. O yüzden de bizim dünyanın ortasındayız gördüğünüz üzere. Dolayısıyla buradan bizi bir devasyon, ekonomik olarak bir sıkışma bekliyor mu? Bekliyor. Dünyada dengeler değişecek mi? Bekliyor. Seçimden sonra kabinede değişiklik olur mu? Olur. Merkez Bankası'nın başkanında değişiklik olur mu? Evet olabilir ama asıl bakanımız, yani kabinedeki değişiklikler önce Merkez Başkanı değil, Maliye Bakanımızı yakından ilgilendirir. Orada değişiklikler olabilir. Aslında 2024'te sadece kabine değil, yanı sıra da Türk futbolunda da liderleri değişiyor. Hmm. Yapısı değişiyor. FFF'nin de başı değişebilir. Evet bu en son yaşanılan hakem skandalıyla mi peki bu Türkiye Futbol Federasyonu? Yok hayır. 2020 Mart'tan bu yana aslında orası kaynıyordu. Onu da hemen sana bak haritasını da göstereyim. Bu Türk Futbol Federasyonu haritası. gördüğünüz üzere şöyle göstermek istedim. Canlıyım Beşiktaş'ta. Hasan Arat 1959 doğmuşsa bir buçuk yıl sonra Beşiktaş'ın yine başkanı değişir. Oo. Bak hemen sana şeylerle geliyorum. Zaten 2024'ün ilk 6 ayında 1962'den 69'a kadar olanlarda büyük hmm. konuşacağız. Onların haritalarını onların yapılarını konuşacağız. Hmm. Daha sonra Haziran'dan sonra da 1956'dan hmm. sonra doğanları çok konuşacağız. Özellikle 1956'dan 60'a kadar doğumların hmm. yapılarını konuşacağız ve en çok da Türk futbolunda 1967'ler var. Hmm. Türkiye'de 2024'ün sonunda kapanan parti de olabilir. Hatta son yıllarda açılan partilerden kapanan olabilir. Hmm. Parti başkanları değişebilir. Kulüp başkanları da 2024'ün sonunda tam bu, buralar, hmm. bu sonlarda tam bu tarihlerin benzerinde bu videoyu bir daha izlemelerini okay. tavsiye ederim. Okay. E, değişimi barındırıyor, seçimleri barındırıyor. Hepimiz kendimize göre güncel rotamızı değiştirecek. Peki değişim yarayacak mı? Okay. Evet, çünkü artık bir kuşak geliyor. Bizim unuttuğumuz ama belki de görmediğimiz ya da eleştirdiğimiz Z kuşağı artık geliyor. E, geliyor. Her yerde, her sektörde, her yapıda olacak. Her ne kadar onları işte bazen eleştirseler de e, Plüton'un Kova Burcuna taşınmasıyla. Neptün'ün 29 derecelere geçmesiyle birlikte aslında artık koltuklarda kuşaklar yer değiştiriyor desek çok doğru olur. Peki bir pandemi riski var mı? Önce de sağlık hani biraz konuşursak dünya genelinde. 2024'te iki tane önemli gezegen su burcunda kavuşuyor. Hı. Bu iki gezegen zaten üç tarafı denizlerle olan ülkemizi ilgilendiriyor, limanları ilgilendiriyor, Hı. hobilerimizi, ilgi alanlarımızı ilgilendiriyor. Lakin bir de vücudumuzdaki suları ilgilendiriyor hmm. ve dolayısıyla da bir pandemi yaşanır mı? Hayır yaşanmaz ama belli bölgesel salgınları ben geçen seneki kitabımda da belirtmiştim. Hmm. Çünkü Satürn 2023 Mart'tan itibaren işte önümüzdeki dönemlerde zatürre belki dünyada yaygınlaşabilir. Hmm. Ee, 1981'e kadar maalesef dünyada ACE çok konuşulmuş. Tekrar hmm. bunun benzeri konular gündeme gelebilir ama Hiçbir zaman eş zamanı kapanma söz konusu. Değil. Çünkü 2020 daha sibel ortada hiçbir şey yokken ben işte gökyüzünde Jüpiter'in Plüton'un Satürn'ün kavuşmasını pek bir dert etmiş, <laughs> siyah kitap çıkarmıştım. <laughs> Bak o zaman ben de hakikaten <laughs> e, zorlayıcı ve karamsar ve ama haklı olarak hoşumuza gelen Evet var. yani kitabın içinde Netflix'e kadar koymuştum. Yani i̇nsanları eve kapatmıştım. <laughs> İstanbul'dan demiştim. Durur mu İstanbul <laughs> dünya Türkiye'nin kalbi İstanbul durabilir. İnanamayı İnanamaya, inanamaya, inanamaya yazmıştım. Yazmıştım. Demiştim en fazla bilemeyebilirim. Ama evet. astroloji de her gün bilmeyi değil ama kesinlikle iç disiplinde çalışmaya gerektirir. Evet. Dolayısıyla da bunun benzeri bir kavuşum gökyüzünde yok. Ama satürn Neptün kavuşumu e, belki de kanserin çözümünü de verecek bize bilim adamları. Aa, ne güzel. Dolayısıyla da olumlu yanları da var. Yani doğurma sorunlarını çözecek. Hı. Ve bize aşıların yarattığı eğer varsa dezenformasyonlar, Hı. vücudumuzda yaşadığımız bir sıkıntılar varsa bunlar teşhis edilecek. Ah, hı hı. E, bu yıpranmaların karşılığında belki de o bildiğiniz büyük e, ilaç firmaları hmm. e, büyük e, skandallara ev sahipliği etmek zorunda kaçacak. Hmm. Çünkü rakamlar çıkacak. Bizim unuttuğumuz hmm. bir şey var. 2024 rakamları dökecek. Hmm. Sadece e, deviyasyonları, resesyonları yaşatmayacak. Hmm. ve Dolayısıyla da insanlar da bazı konularda e, buluşları da verecek. Yani biz en çok 2024'te mühendisleri, bilim adamları, lojistiği hmm. Konuşacak mıyız? Konuşacağız. Kaybedenler kim olabilir? Tekstil zorlanabilir. Hı hı. E, i̇laç sektörü çok zorlanabilir. Hı hı. E, bunlar da mesela zorlanacak sektörlerin başına hı hı. geliyor. E, yapay zekanın peşine takılan hukuk devrim geçirmek zorunda kalabilir. Hı hı. Bayağı iddialı bir il aslında. E, Ama yine yapay ile yıkın... ilgili bizim yani bizim bu hani medya ve iletişim alanında bir tehlike var mı? Yine yapay zeka sonuçta bütün metinleri yazıyor, bütün sunumları yapıyor. Yani insanın elinden kitabı aldı Evet televizyon kumandasını aldı evet. Peki insanın elinden kalem alabilir mi? Önünü evet. düşünür tordu gibi olsa <laughs> Dolayısıyla da kalem alamaz biz ne kadar Yapay zeka bilgiyi yaysa da gelişmekte olan toplumlara çok yarayacak Yapay Hı -hı. Zeka. Hı -hı. Suçu, eksiği öğrenemiyorum diye bir şey yok. Yani zamanın cahili olmak hı. mümkün değil. Hatta çok bilmişlerin de gardını düşürür. Hı hı. Mesela hani hı. örtülü işler hı. yapıyor ya hı hı. bazı sektörlerde birçok kişi hı. yapıyor diye. dünya işte bunu Pakistan'daki de yapıyordur, Hindistan'daki hı. de yapıyordur, Irak'taki de. Gelişmekte olan ülkelerde hiçbir şekilde böyle hop video paket işler yapılabilecek mi? Hayır yapılamayacak. Hı. Bilgi hı. sahibi olmak... Artık bir de hatip olmaya gerek, Anlatabilmesi gerekiyor. Hmm. Yani uzmana 2-3 iş düşüyor burada. Hmm, hmm. Ama lakin insan elinden kalemi bırakmaz. Çünkü hmm. yazanı bitmez. Yani hmm. insan üretmeden duramaz. Tabii. Üretmeye devam hmm. edecek. Tüketim toplumu yani biraz yavaşlayacak. Ürettiğin yavaş işin gidecek. anlatıcısı da olmak zorundasın. Mecburen. Şimdi nasıl mesela sen 10 yıl önce elinde kamerayla hmm. sana söyleseydim. <laughs> böyle gezeceksin. <laughs> gazeteci yani sokaktaki yani röportaj <laughs> gazeteciliğinden Baya baya kamera, evet. set kuran kamera. İşte mesela onun gibi. Mesela YouTube gelecek de kalacak mı? Kalacak mı? E ben kalacağına inanmadığım için YouTube'uma ağırlık bile vermiyorum. Ağırlık Evet YouTube'un kanalı. <laughs> hadi ben, hadi kapatın. E, dolayısıyla <laughs> da şöyle YouTube bizi yeni algoritmasıyla yani bu yapay zeka algoritması ve Instagram bir satış sitesine çevirebilir. Hı -hı. Yani bugün Türkiye'de en ünlü satış sitelerine kök söktürecek. Hı, bir. Mesela. Instagram satışa dönüşür. e Twitter mesela ismi değişir yine. Yani Hı -hı. çünkü tweet adı üstünde. X'te kalmayacak. Dolayısıyla da oradaki o 1971'li aldı, Hı -hı. elinde lavaboyla girdi. Bak Hı -hı. isim vermeden söylüyorum <laughs> 71 doğumlu. Ama günün sonunda e, her ne kadar hisseleri yükselse de Twitter'da aldığı kararların yanlış olduğunu revize etmek zorunda kalacağını biliyoruz. Çünkü şimdi bilmeyi artırıyor yani gelişen ülkelere fayda sağlarken ama bir yandan da e, insana yeni şeyler üretme hali de verecek. YouTube mesela, neye dönüşecek? Yavaşlayacak mesela. YouTube bence kendi içinde silecek bazı videoları. Çünkü çöplüğe döndüğünü kendi de kabul edecek. Şöyle söyleyelim 98'den sonra doğanları biz Z kuşağı muamelesi yapıyoruz. E YouTube'da bu kuşağa giriyor. Dolayısıyla da revize görmek zorunda. Yani 98'den sonra ekran başında biz izleyen yani telefonundan, tabletinden izleyen diyeyim ben burada. İzleyenlerin hepsine şunu söylemek istiyorum. Eğer 98'den sonra şirketinizi kurduysanız ne olursa olsun revize geçirmek zorunda. Tıpkı YouTube gibi. Hı hı. Bir şeyleri geride bırakmalısınız. Hı. Yeni şeyler adapte olacaksınız. Yapay zeka Ama bazı... Ama bu da daha çok kalite adına yapılacak. Yapay değişimde. zeka çocuk öğretmenlerin elinden mesleğini alacak diyelim. Hadi hı. aldığını hı. farz edelim. Ama daha nitelikli bilgi verecek. Hı. Evet. Daha orada başka bir bilgiyi 6 saatte 6 günde verdiğini 2 günde verecek. eğitim Eğitime, dünyada eğitim sistemine çok büyük değişiklik yapacak ve Hukuk'a büyük bir değişiklik yapacak. Bence 2024'te eğitim ve hukuk başka bir boyuta gelecek ama tabii ki gıdaya çok güzel dokunacak yapay zeka. Özellikle artık bilinçsiz beslenme gibi bir şey söz konusu olmayacak. Ondan sonra bir ve de ülkeye de üretmeyi tabi kılacak. Yani ikinci yarıdan sonra herkes bu yapay zeka sayesinde yani neden satarsak, üretirsek para kazanırı <laughs> soruğumuz için ülkeyecek. Dolayısıyla da orada pratik bir tarımcı olma yoluna doğru hızlı gideriz. Geri dönüş aslında. E benim. tabi. Evet Zeynep'ciğim şimdi e, ekran başındakiler bekliyor. Her burç kendi burcunu bekliyor. Koç burcundan başlayarak 2024'ü özetlemeni rica ediyorum. Ve burçlarımız nasıl rahatlayacak? Bu yılı nasıl rahat geçirecek? Onlara bir ipuçları vermeni Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de şöyle bir bilgi vereyim mi sevgili Sibel? Şimdi mesela sosyal medyada şu aralar şöyle. 2024'ün en kaybedeni. Ha, evet. En şöylesi. Bir kere şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Kişisel haritanız dışında kaybetme ihtimalinizi kimse bilemez. Hı. Onu bir kurtaralım. Evet. Bu elleri de tweet burç olarak ilk çıkaralım. Evet. ikonikleştirdim evet. bu evet. el işini. Evet. O yüzden de lütfen canınızı sıkacak, yani astroloji buralarda sizi mutsuz edecek olarak kullanmayın. Evet. Benim size vereceğim tarihleri de lütfen bilmeniz adına değil, bir deneyin. Hı hı. Bu tarihleri deneyin. Size burçlarınızı sırayla sayarken tarihler vereceğim. Evet. Hakikaten o tarihler arasında hayatınızda bir takım döngüsel değişiklikler olursa gerçekten haritanıza özel çalışılmış olduğunu daha net anlayacaksınız. Güneşinizin etrafındaki ya yeni aya, ya, ya Jüpiter'e göre çalışılmış olduğunu anlayacaksınız. Ama 2024 yılının bütününde şu burç ağlayacak, şu burç böyle perişan olacak laflarına lütfen çok güzel anlatıyorum bence. Ne dersin? Arkası, Kulak vermeyin der kesinlikle. ve sevgili Koç burçlarına evet. dönerim. Son bir buçuk yıldır yorulduğunuz noktaları bir kere geride bırakıyorsunuz. Eğer problemli bir ilişkiniz varsa bunu 2024 Nisan ayına kadar çözeceksiniz. Eğer yalnızsanız son bir buçuk yıldır özellikle sevgili Koçlar 20 Mart'ta güneş burcunuza geçecek. Hemen arkasında da 30 Nisan'da da güneş burcunuzda doğum gününüzü kutlarken. 30 Nisan'da yönetici gezegeniniz sizin canınızı, böyle kıymetinizi, kendi canınızın kıymetini bilmeniz için elinizden geleni yaptırırken biraz kendinizi şımartacak ve biraz dışarıya efor sarf etmeyip kendinize hizmet etmeye başlayacaksınız. Aslında her insanın yapması gerekiyor. Evet ama bu sefer koçlar Korkun. biraz böyle kurtarmak ister, birazcık böyle tatlı bir anarşistlikleri var dedikodularını yapalım seninle. <laughs> evet. Hemen böyle put demeden çıkanlar, hmm. lep demeden, leblevi anlar tur ortada kurtarmaya çalışır. İlk burçtur zaten. Ateş burcudur. Ama bu sene ateşte tutulmalar var. E, yönetici gezegeni iki yılda bir misafir oluyor ve hmm. dolayısıyla 30 Nisan'dan itibaren yönetici gezegeni sizin için efsunlu bir yıl hazırladı. Kolay kolay hem su hem ateşte gökyüzü toplanmadığına göre ikisinin de birden e, hareket etmesi 30 Nisan'da eğer yalnızsanız hiç acele etmeyin. Bırakın <laughs> şimdi Merkır bir geri gitsin bitsin. Sonra düz seyrine geçsin. Sonra ekonomide de mu oluyor? Dolar mı çıkıyor? Özellikle de 1 Nisan'dan sonra ona bir bakın. Yatırım danışmanlığı değildir. Dolayısıyla da sonrasında sizin gökyüzü zaten 30 Nisan'dan sonra önünüzü açacak. Siz bile şaşıracaksınız. Hatta 2013'teki enerjinize geri döneceksiniz. Yani biraz daha dinçleşeceksiniz. Şu flu duygulardan kurtulacaksınız diyebilirim. Sevgili hı. boğalar aileyle ilgili çok zorluk yaşadı. Ve son bir buçuk yıldır işte. Hele de son 50 gündür. Yani bizim bugün çekim yaptığımızdan lütfen sayın açın hı. telefonda WhatsApp'ınızı. Son 50 güne bakın. Hiç de hayırlı konuşmalar <laughs> yapmamışsınız. Canınız da gayet sıkılmış. Sinirleriniz de bozulmuş. Sebep Mars bir burcunuzda e, Karşıtlık yaptığı bir işte ateş burcunda geçti yeteri kadar canınız sıktı. Ve ödemeler konusunda sıktı. Hmm. Hatta iş konusunda sıktı. Ama artık 8 Mayıs'tan itibaren sizin de döngünüz değişiyor. E, Jüpiter hani, hani bana hiçbir şey yapmadı diyorsunuz ama aslında baktığınızda 16 Ocak'tan sonra 8 Mayıs'a kadar size iş konusunda e, değişikliği verecek. 8 Mayıs'tan sonra da özellikle e, ikili ilişkilerle ilgili Problemli mesela bir hukuk sorunu varsa, bir haklar varsa, kardeşlerle ilgili bir takım yetişmesi gereken problemler varsa ki toprak burçları çok aile sorumluluğunu alır. Bunun başında evet. boğa gelir, başak gelir, oğlak gelir. Bunların başında sorun çözecekler, yani biri boğa olacak. Hı. Boğa biraz bağımsızdır, sanki mutfakla ilişkilendirilir ama hayır bilakis biraz inatçıdır. Hı. Son iki yıldır kendini kapattı, ondan sonra pandemiye geç girdi, bir türlü çıkamadı <laughs> mı duvar duygusal olarak. <laughs> Ama şimdilerde özellikle 2024'te 8 Mayıs'tan itibaren burcunuzda gerçekleşecek yeni aile para ve finans konularını rahatlamak zaten bu anın üstündeki yükü o kaygıyı atmaya başlar. Zaten hmm. konuştuğum başlıklar onları iyileştirecek. Yani hmm. hangi başlıkta konuşuyorsa o burçlar oradan önce rahatlayacak. Ve geldim ikizlere hmm. sevilecek, sayılacak, aranacak, konuşacak, durmayacak, hareket edecek. Mesela şu aralar ikizler çok kaygılı. Şu aralar çünkü Mars tam karşıt burcunuzda. Neden yaptım? Niye yaptım? Yanlış mı yaptım? Keşke böyle yapmasaydım gibi hmm. ee, içsel içsel zerzenişleri var diyelim. Üstelik hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan 2024'te toparlayacaksınız. Birden fazla işte çalışacaksınız. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Hatta aynı anda birkaç iş yapmanız gerekebilir. Yapın bence. Çünkü girişken bir bursunuz. Herkes sizin e, takdir edecek. Çünkü Jüpiter burcunuza gelecek. Jüpiter her ne kadar ikizlerde güçlü olmasa da 26 Mayıs'ta sizi geçmişteki o kaygıyı kurtaracak. İkizleri her ne kadar çabuk sıkılıyor bilsek de aslında ikizler burcu çabuk sıkılan değil de çabuk kavrayıp çabuk anlayan Hı, ve çabuk zekil. kaygıya kapılan, evet. endişelenen ve o büyük sorumlulukları boğa gibi almak yerine bırakıp gitmeyi tercih eden bir Kaçak dövüşen. Kaçak dövüşüyor <laughs> ama artık bu sene kaçak dövüşmeyecek. Tecrübelerini ortaya koyacak. Artık. Özellikle 2022 Nisan'da neyi yarım kaldıysa hayatınızda sevgili ikizler buraları çözeceksiniz. Yengeçler. Yengeçler eski arkadaşlıklarından uzaklaştı. Burada bir yaz 2023 onlara... Yarısı yaradı, yarısı yaramadı. İç olmadık insanları takdir etmek zorunda kaldı. Hı hı. E ne yapalım? Profesyonel hayatta ticaret dediler, <laughs> idare ettiler ve 2024 yılında kimse idare etmek zorunda kalmayacaklar. Zaten 16 Ocak'tan sonra Plüton Kovadan biraz kovaya taşınacak ve onları neredeyse 2008'den beri yoran, yeraltı gezegeni, kısıtlayan, korkutan Dur ben biriyle yapayım modu veren hallerden kurtulacaklar. Hmm. Ve Yengeç Burcu aslında 2023'te şöyle bir açılım yaptı ama Haziran'dan sonra pişman olmuş gibiydi. Hmm. Şimdi 2024'te tekrar aynı açılımı yapacak. Ve dolayısıyla da 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yaşanacak dolunayla birlikte tek yapmanız gereken sevgili Yengeç Burçları e, eski dostlarınız unutmayın. Hani yenilerine hmm. sizin kendinizi açmanız, güvenmeniz, inanmanız siz de unutmayın bir kapalılık var. Yengeç hmm. ay tarafından yönetilir. Her ne kadar başkalarını neşelendirse de Sezen Aksu şarkıları gibi olsa da <laughs> Sezen Aksu da yengeçtir. Tabii. Evet oradan zaten <laughs> hafif küçük bir de e, latife yaptım ama günün sonunda yengeç burçları e, eskilerle büyük işleri çözecekler. Hmm. Evliliklerinde 2023 yılında çok problem yaşadılar. Buraları toparlayacaklar. Hı. Biraz sağlık konularıyla uğraştılar. Özellikle ruhsal sağlık Hı. konuları çevresinde çok yaygındı. Onları birazcık yoğurdu. Biraz uzaklaşmak zorunda belki oradan kaldılar. Hı. Yengeç burçları biraz özgüveni fazla sevmez. Üstten Hı. konuşulmasını sevmez. Aslında yapabilirsiniz bu davranışı ama yengece yapamazsınız. Hı. Yengeç şimdi artık bunları bu iniş çıkışları geride bırakıyor. Biraz ihtişamlı bir döngüye giriyor inşallah fırsatları kaçırmazsınız diyorum sevgili yengeçler. Ve geldim aslan burçlarına. Aslan burçları ihtişam, iddia, ateş. Sevgili aslan burçları yüzyıllarda bir gelen yeraltı gezegeni burcunuzun tam karşısında böyle tam 180 derece açıyla karşınıza geçiyor. Valla 2023'ün Mart Nisan'da evet bazı üzüldünüz ama size hayat bir şey hatırlattı orada. Yani kendine hizmet et, kendi başına hareket et, kendin başına al sat ya da işte ortaklık Yapıları sana çok uygun değil gibi bir durumlar söz konusuydu. Biraz büyüttü sevgili aslanları. Aslanlar hayatı daha sıkı tutunacakları, biraz daha bireysel hareket edecekleri, daha hızlı hareket edecekleri. Özellikle de 16 Ocak kadar sinirli gezseler de 2024 onlar için 16 Ocak'tan sonra başlayacağını net bir şekilde belirtmek isterim. 8 Aralık'ta geri hareketine başlayacak 2024'ün sonu onlar için zor. 8 Aralık'ta örneğin bunu mutlaka yazın. 2024'te kapınızı herkes çalabilir ama 8 Aralık'tan sonra sorunlar çalabilir. Hmm. O yüzden de <laughs> yani yılın başındaki anlaşmaları kesinlikle sözleşmeli yapın. Hmm. Ne alıyorsanız alın. Örneğin Hayırlısı. faturalı filan alın modunda hmm. gelirim size. Hmm. Eğer düğün tarihiniz ya da işte bir yurt dışı planınız varsa... Bunu kesinlikle 8 Aralık tarihlerini sakın ama sakın bırakmayın. Çünkü burcunuzda Mars geri gidecek hmm. diye de belirtmek isterim. Başak burçları yorgun burçlardır. Haliyle ortalığı toparlıyorlar. <laughs> ama ev değil hayat toparlıyorlar. Çok detaycılar. Başaklar biraz 2023'te sevilmedi. Bıdı bıdı ettiler diye. <laughs> etitizlerdi. Çünkü herkese yardım etmek istediler. Biraz da iktirdiler. Azıcık Başaklar sinirlidir sevgili <laughs> Sibel'cim. ne kadar çalışkanız desek de. En dinleneni Sevgili hmm. başak 2024'te hmm. dinlenecekler. Biraz daha yatırımların karşılıklarını alacaklar. Öyle işçi patron olmayacaklar. Her şeyi hmm. hallederim demeyecekler. Kabul edecekler kişisel. Herkesin ayıbı kendini demeyi öğrenecekler. Hmm. Kol kırıp yeni içinde kalır gibi bakış açılarını yenecekler. Hmm. O yüzden de herkesi kendi haline bırakmak onları hem saygınlığını artacak hem de 26 Kasım'dan sonra biraz daha yeni bir sektöre eğilecekler. Yeni anlaşmalar yapacaklar. Hmm. E, sektörleri eğer kamuda çalışıyorlarsa, Başak Burcu'sunuz kamuda çalışıyorsanız özellikle 26 Haziran'dan sonra sizi büyük değişiklikler bekliyor. Ani kararlar vermeyin derim. Orada da bir küçük bilgi paylaşmış olayım. Ve geldim terazilere. Hani bütün Türkiye'deki ünlülerin ortak bir Burcu var mı desen hafif evet. teraziyi çıkar var galiba. Hı. Terazi vardır haritasında. Star Burcu. E, star Burcu tabii. E, yengeçtir, o, Oğlak çok ünlü çıkarırız. Hı. Ama biraz daha böyle Yılmaz Erdoğan gibi Oğlak Hı. çıkarıyoruz. Onay Burcu Oğlak. Ya da Bören Saat gibi Ay Burcu Oğlak çıkarıyoruz. Hı -hı. Ama Burcu Oğlak ünlüden çok Ay Burcu Oğlak ünlü daha çok çıkarıyoruz. Hı -hı. Birazdan döneceğim ama şimdi teraziler direkt ünlü oluyor. Ünlü yani işte Tarkan gibi, Burcu Esmersoy gibi, Hülya Yavşar gibi. Hı -hı. Şimdi, e, ve şimdi sevgili terazileri siz son 10 yıldır tecrübenizi 2024 yılında parlatıyorsunuz. Ama tabii biraz risk gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki videonun başını izledik deviasyondan bahsediyorsun. 500 TL çıkacak diyorsun. Bilmiyorum artık ne yaparız diyorsun ama sevgili teraziler siz benim söylediğim oradaki durumları değil ama bilginizi donanımınızla küçük küçük riskler almaya başlayın. Çünkü 2024 yılı gerçekten Hani tarihte az yaşanan bir gökyüzü hmm. olayları var. 29 derecelerde iki tane jenerasyon gezegen hareket edecek. Ben bunu bir daha bulamam sizin için. <laughs> İstesem de yapamam. Bence bu fırsatları kaçırmayın derim. Risk alın parlayın. Yani risk alın derken işten ayrılın demiyorum. Anladım. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız büyütün. Çalıştığınız yer varsa burada... Biraz daha sorumluluk alın ve herkesi domine edin. Hmm. Yani idare edecek misiniz yani? 2023'te çok insan idare ettiniz. Gerçekten bu sene idare edecek misiniz ya da nereye kadar varabilirsiniz? Gibi düşünmek lazım. Ya da problemli bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi nereye taşıyacaksınız? Hmm. Gibi düşünmek. Yani sorgulayın ilk dört ayı. Sonra zaten hikayeniz değişecek diyor. 2024'te özellikle şehir veya ülke değişikliği sevgili terazilerde çokça var. Hmm. Ama tabii ki mesela 84'ten sonrakilerde yok. Hmm. Ama 84'ten yukarıdakilerde Mutlaka ülke, şehir, yön, meslek değişikliği var zaten orada parlıyorlar. Yeni bir yere girip kendilerini iyi hissetmeye başlayacaklar deriz. Niye bu kadar terazi konuştuğumuza gelecek olursak Türkiye'nin haritası ne kadar biz Burcu'nu akrep bilsek de tüm gezegenleri terazidir. Hmm. Onu da böyle bir yeni yıl hediyesi, bilgiz kağı madem. Hmm. Yapay zeka <laughs> yetişebilir bilmiyorum ama paylaşayım <laughs> en iyisi. Eğlence sektörü değişir Türkiye'de. Hı hı. E, çok şey açılır, çok e, hikaye değişir. Hı. E, müzik e, saati değişir mesela. bak hmm. Oradan hemen Türkiye'nin... Yasaklar ki, biter mi? Ya, bazı yasakları revize edileceğiz. O hmm. çok belli. Hmm. İşte denizde turizm başlayacak. Mesela hmm. denizde düğün yapanların sayısı artacak. Casino? Gelmez o. Hmm. O, o, gel, o gelmez. Ona <laughs> değil ama gece e, hmm. saat uygulamaları değişir. Hmm. E, yaptırımların bazıları değişir. Çünkü turizmi tekrar eskisi gibi para kazanmaya yönelteceğiz. Ve şehir içi turizmi açmak isteyeceğiz en çok da. Dedikten sonra geldim akreplere. Akrep burçları biraz yıla sinirli başlıyorlar, gergin başlıyor, ani borçlar. İşte bir anda çıkan sürpriz ödemeler, Hı. işte bozulacak belki bir teknolojik alet ya da arabanın çıkaracağı Hı. bir sorun olabilir. Ama günün sonunda sevgili akrepler geçtiğimiz yıl sizi biraz yordu. 2024'e girerken de yoruluyorsunuz ama 2024'ün kaygılarından kurtulacaksınız. Sebebine gelecek olursak da mutlaka kendi ailenizden ya da hayatınızdan edindiğiniz hukuksal savaşları bitireceksiniz. Hı. Şimdi akrepler 2000... 21'in Kasımından boyunca bir takım hukuksal savaşlar Hı -hı. veriyorlardı. Bu gerek iş yeriyle olabilir, tazminat olabilir, ailesel Hı -hı. olabilir ya da işte e, miras konuları bile olabilir Hı -hı. ya da kentsel dönüşüm bile olabilir. Bunu lütfen siz sevgili akrepler izleyenler yorumlayın. Bunların hepsini bir şekilde bu yıl çözeceksiniz. Zaten sevgili akrepler en sevmediği şey bürokrasi ve bunlardan son iki yılda yorulduğuna göz önünde bulunursak buralarda Kurtuluyorlar ve buradan yüzleri gürüyor. Ve hani diyecekler ki ya gerçekten şu E-Devlet'te benim hayatım gayet derli toplu <laughs> temiz dava <laughs> kavga gürültü <laughs> yok diyecekler. Ve akılcılar hareket edecekler. Haydi. Yani ben akreplerin hemen öyle pıt diye işleştireceğini düşünmüyorum. Ama biraz 2023'ün Kasım aralığında ilişkilerini çok hırpaladılar. Hı hı. Eşlerini çok hırpaladılar. Eşlerini biraz ezdiler. YouTube ya burası rahat konuşabilirim. <laughs> Ezler, mezler. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Geri dönüp baktığınızda oraları toparlayacaksınız. Bunu takriben de şey de yapacaklar. 2024'ün Biraz böyle Şubat ayında yapacaklar. Çünkü Şubat'ta hani futbolda diyorsunuz ya büyük transferler var. İnsafla gelecekler akrepler. <laughs> Sokmayı bırakacaklar. Akrepler kendine de insaflı evet, değil öyle. ya. En çok kendini sokar, 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 sokar derler ya. Bence bağlı bağlı sokmuyor olur. da kendini ısırıyor. Kendini evet, ısırıyor. yeriyor. Evet. Yani ben şu akrepleri bir türlü kurtaramadım. <laughs> Türk toplumun dilinden. <laughs> akrep burçları niye biliyor musunuz? Böyle hmm. alacaklı gibi bakar. Hmm. Mesafeli durur. Ben çok iyi anlaşırım. Abi. Ben bir kere... Evet. siber akrep sevmek zorundasınız. Ülkemiz akrep, evet. cumhuriyetimiz akrep. <laughs> ve şunu sormak lazım. En çok komşusu olan ülkelerden birisiyiz, değil mi? Bak arkamızda da evet. harita var. Biz kime ne yapmışız? Evet. Siz akrebin kullanma kılavuzunu çözün isterseniz. Evet. Sevgili izleyiciler, der bütün akrepleri yeni yılda kurtarmış bulunmaktayım ve yay burçları. Onlar evet. Bu sene gerçekten yaylıklarını hissedecekler. Daha böyle eğlenceli olacaklar. Güvenilikleri ortaya çıkacak. Yay burçları çok yargılanlar. Yükselenim yani. kova kovabiliyoruz. Yükselen görünüşümüzü anlattığına evet. göre senin çevren değişir. Kilon değişir. Gerçi formundasın ama <laughs> ondan sonra belki de uzun yıllardır gitmediğin ülke, şehir varsa oralara gidersin. Yükseleni yay olanlar da üstünden üstünden verdiler ama burcunuz evet, yay ise... Eğer siz aralıkta doğduysanız 2024 yılı size ilham verecek alım satım işlerinde kazançlı çıkacaksınız. Hakkınızda e, ve emeklerinizde fikirlerinizi alanlar varsa bunları da çok farklı bir şekilde çözeceksiniz. Özellikle de aşk bana uğramaz diyen yaylar hiç öyle bir dünyanız yok. Kesinlikle 2024'te Jüpiter karşıt burcunuza özellikle Haziran'da kendini göstermeye başladığında 7. evinizde aşık olacaksınız. Ama tabii ki unutmayın sizler yaptığınız konuşulur ve dolayısıyla ilk önce hmm. aşkımızı filan ilişkinizi eleştirirler. Neyse siz oralara takılmıyorsunuz biz onu biliyoruz ama buradan da hemen videonun altına yanlış birini seçeceğim. Lütfen demeyin hayır öyle değil. Hayır, hayır. Ve geldik oğlaklara. Bunlar mali müşavir değil. <laughs> Bunlardan sanatçı çıkar. <laughs> Özellikle ay burcu oğlak olanlar Türkiye'de gerçekten sevilir. Bunu bütün ay burcu oğlak olanlara söyleyelim. Tuba büyük üstü mesela ay burcu oğlaktır. <laughs> Beyazıt Öztürk'ün ay burcu oğlaktır. Gördüğünüz gibi bakın yıllardır evet. bilinen Ünlülerimiz ve sevgili oğlaklar en toparlanmışsınız. Hadi gözünüz aydın. Geçen sene şöyle bir düzelttiniz belinizi hmm. sonra Haziran'dan sonra tekrar aynı konular girdi devreye. Özellikle maddi anlamda ve kardeşler anlamında aile konusu ve sağlık konuları çok yoruldunuz. Neyse bunlar bitiyor diyoruz. Ama tabii ki Aralık'ta yine birazcık böyle Kasım Aralık'ta hafif yine Mars'ın ateş gibi. yine dönüyoruz. Tabii. Hı. Ya 2024'ün sonu birazcık sonu. Evet. Hafif herkes için sıkıntılı galiba. Hafif herhalde. biraz suyu bazı burçlar için bulandırıyor. Hmm. Çünkü ateş burcunda geri gidecek bir Mars var. Mars hmm. demek mücadele gezegeni. Yapmıyor iş. Hmm. Sessiz istifa. Çalışmıyor. Çalışmıyor evet. Sessiz istifa. Hani oğlak çalışmamazlık da etmez. Hmm. Direkt küser, engeller, bloklar. Kapatır hmm. konuyu. Oğlak Burcu böyle arkadan iş çevirmez. Direkt hani bu akrebe diyorlar ya hani. Evet. E, asıl bunu Olak yapar. <laughs> en sesinden tutar böyle sallar. Bakın 2020'de en çok gezegenler oğlak Burcu'nda toplandı. Dünyayı salladı yetmez mi? Evet, evet. Bitti teknik bilgi bu. Ve gelelim hani yılın böyle şahlananını, Ali Ahmet'i farikasına, konuşulacaklara. <laughs> şimdi böyle büyük hareketler <laughs> yapmak istiyorum. Kelimeleri siz de ekleyin. E, sebep? Plüton kova'ya geçecek, Mars kova'ya geçecek. Hı hı. Her şey kova'da hareket edecek Şubat ayından itibaren. Dünyada tabii ki dengeyi değiştirir ama kova burçları yüzünü güldürür. Kova burçları bireysel çalışmak ister. Kendisine uymayanı hiç de sesini çıkarmadan böyle yandan geçip gider. Kova çağı yapay zekanın adı kova çağı zaten. Ve kova burçlarını biz seviyoruz. de seviyor zaten. Sadece... Aşk diye Kovaları... Zaten herkes kova gibi davranıyor. Farkında hı. mısın? Kova temasında... Kovalar nasıl davranır? Kimsenin ertesi süttüsüyle uğraşmaz, bildiğini yapar, bilmediğine bulaşmaz Öyle. ve gider o ortamda. Değil mi? Bakın kova kadını var yanımda. Daha <laughs> ötesi yok. Ve dolayısıyla kova kadını da erkeği de fark etmeksizin zor aşık olur. Bunu kabul edelim. Zor sever ama sevince de o böyle şey gibi unla suyun bulaşması gibi bulanır ve onu oradan <gülüyor> çıkaramayız. Mal <laughs> Evet yani 2023'te Mart'ta bir ilişkiye başladıysanız bu ilişkileri size geleceği yoksa sevgili kolay artık bırakın. Çünkü 2024'te Ocak ayında tekrar pluton kovaya geçiyor. Özellikle Ocağın sonunda ilişkiler yüzünüzü güldürür. Hadi Şimdi geçmiş geçti. Size şey, bir faydası yok. Bir şey yok zaten. Senin doğum yılın neydi? 79. Ay ya çok başaksın sen. Bak <laughs> gördünüz mü astrolojide harita nasıl açılır. Şimdi <laughs> 79'ların satürnü başaktır. Doğduğu yılda tutulmalar başaktır. Başaklar hizmet etmeyi sever. Patron işçidir. Bak demin söyledim evet, başaklarla evet. ilgili evet. bütün sözler sana. 79'da İran'da rejim değiştirir. 79'larda değişir. Ama Burcu kova olup da yılı 79 olanların kesinlikle maddi ve aşk hayatında gelişme olur. Bu benim Sibel'e yaptığım torpil değil. Bütün 79 kovalar dinlesin. Değişir Ama tabii ondan da büyük bir burç var. Yani evet. En büyüğü var. Ve rakipsizi yani tahammülsüzü, sınırsızı, hızlı. Kesip atan yapay zekanın da üstünde. Yani suyu Hı. temsil ediyor. İki tane önemli gezegen Balık burcunda. Hı. Bir de üstüne sadece o iki gezegen Balık burcunda diyemeyiz ki Türkiye'nin ay düğümleri Balık Başak aksında. Türkiye'nin ay Hı. burçlarını etkiliyor. Aynı zamanda Neptün 29 derecelere geçecek. O kadar büyük olaylar var Hı. ki yani yılın sonunda Balık Başak'ta tutulmalar başlıyor. Balık burçları rakipsiz yapıyor. Balık burçları e, yüklerinden kurtuluyor. Ne güzel. Yani özellikle 4-5 yıldır hobim bu benim. Dediğiniz Hı. işi yapıyorsunuz. Hı. İşte e, yatırımcım var, bir startup projem var diyorsanız o projeyi satıyorsunuz. Ben o masayı bırakmam, o koltuğu bırakmam, o işi yapmam. Yap diyorsanız hepsini yapıyorsunuz. Balık burcu son noktayı koysun ki seçimler 2024'te koç tutulmalarıyla yeniden başlasın. Hmm. Döngü böyle geliyor. Aynen. 2024 balıkların aslında rakipsiz oldu. Hmm. sonlandırdığı, bitirdiği, yeniden başlattığı dönemi temsil ediyor. O yüzden hani balıklara, balıklar. e, balık burçlarına şunu söyleyebilirim. Sizin için 18 Eylül'de bambaşka bir e, kişiye dönüşeceksiniz. Hmm. Oraya kadar hikayeniz o kadar değişecek ki ben muzmin, sakin, sade, duygusal, Ağlayan balık burcu diyemezsiniz 2024'te. Diyemezsiniz. Sevgili yengeçleri 6 Temmuz'da özellikle bir yeni ayımız var. Ama gezegenler zaten oralarda o kadar ona torpil yapıyor olacak ki eve girmeyecek bu sevgilisi se yengeç burçları. Yani romantik o duygusal kırgın halleri bitecek. En önemlisi eski dostlarıyla yeniden yeni birliklerde yeni bir işbirlikleriyle tekrar gündeme gelecek. Mesela 2024'te en çok konuşulacak burçlar arasında Yengeçler var. Mı? Birazcık ünlülerle ilgili sormak istiyorum. 2024'ün en konuşulan ünlüleri. Şu anda hali hazırda 2023'te konuştuğumuz e, ünlülerle 2024'te neler olacak? Hande Derçer, Kenan Doğulu, Yılmaz Erdoğan. Şu anda dizisi başladı. Birce Akalay. Evet. Evet, şu anda yine diziyi izliyorum. koşu Çüşü 2 geldi. Aklıma Çok gelenler iyi. bunlar. Belki hani senin paylaşmak istediğin Ünlüler dünyasında neler oluyor Zeynep'ciğim? Şimdi 2024 geçiş yılı ve geçişte doğanları yakından ilgilendiriyor. Evet. Örneğin Beren Saat'in de yeni yıllar sonra bir projesi vardı hatırlarsan. Birce Akalay'ın da. Evet. Beren Saat de 84'tü, Birce Akalay da 84'tü. Dolayısıyla 84'lerin hayatını biz çok konuşacağız. Evet. Ama 2024'te bir kere set saatleri kısalacak, set evet. aşkları artacak. Evet. Ünlüler ünlülerle evlenecek. Evet, ama ama tabi ki bu sefer daha çok daha olacak. Çok. Yani bir, bir setten 3 haç çıkabilir <laughs> yani. ayrılanlar da olacak. Hmm. Ayrılma tarihi de maalesef biraz Şubat ayı olabilir. Hmm. 2024'ün başında bir anda setler şey de yapabilir, finale de bağlayabilir. Çünkü hmm. 16 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar gökyüzünün arka arkaya bir transfer döngüsü var. Yani hmm. O burçtan o burca geçiyor hmm. gezegenler ve ağır gezegenler. O yüzden de önce setleri bitirir. Uh -huh. Devam eden bazı projeler pat diye bitebilir. Uh -huh. Serenay konuşabilir, büyük kendine göre. Burak Deniz konuşabilir. Bunlar farklı farklı e, ünlülerle aşk hayatlarıyla uh -huh. gündeme gelebilirler. Sürpriz e, nikah oturacakların başında ben en son size çalıştığım e, Hande Erçel var. Onu uh -huh. evlendirebiliriz. Bir cakala yeni bir aşkla, e, Burak Deniz'i yeni bir aşkla, uh -huh. Arzu Monan'ı yeni bir aşkla uh -huh. E, Tuba Büyüküstü'nü yeni bir aşkla konuşabiliriz. Hı -hı. Afranur Saraçoğlu'nu e, eleştirebiliriz ya da konuşulabilir. Ben değil. Hı -hı. Gökyüzü söylüyor bunu. <laughs> e, konuşulacak çünkü kendisi. Hı -hı. 2024 yılında Yılmaz Erdoğan eğer Merkür Retrosu'na doğmuş 1967 doğumlu 4 Kasım'da eğer e, projesi Merkür Retrosu'na yani 2 e, Ocağı kadar başlar ise Hı -hı. E, onu destekliyor ama 2 Ocaktan sonra başlar ise Hı -hı. projesi 2024'ün o projede maalesef Biraz Hı. belki yolda Bu kesin bakmıştır. Ben yorulabilir. Evet 67'lerin çok dikkat eder Şu <laughs> e damga vuracak. Kesin bilgi. Hı. Bu burada 67'de Yılmaz Erdoğan var, Ali Koç var, Hı. Ali Babacan var. Bunların kesinlikle konuşulacaklar. Onu biliyoruz. Ama tabii ki Merkür Retrosu'na doğduğu için hı hı. Ee, Yılmaz Erdoğan Merkür retro, hı. Sayın Cumhurbaşkanı da Merkür retro olur. Dolayısıyla retrollara retro yarar. Bunu hı. da hani Türkiye'ye kazandırmış bir astrolog olarak hı. devam edeyim. Beyaz öztürkün ay burcu Evet ve doğu... beyaz, beyaz yor geri dönüyor. Evet, çünkü kendisi 69'du hı hı. asla oralardan kopmayacaktı. Hı hı. Ee, ama en çok ses getireceği yer Hı -hı. E, tabii yine kendisi. Hı -hı. Beyaz Şov geri dönecek, izlenecek ama bu seferki de tabii ki formatında bir şeylerine değişiklik olacak. İçeriye çünkü Z kuşağın olacak. Hı -hı. O klasik bildiğimiz e, formatta olmayacak. Hı -hı. Onu söyleyebilirim. Ay burcu oğlak olanlar konuşur 2024'te. Hı hı. 2024'te biraz dostluk, sadece değil, tuba üst üstünde konuşulur. Hı hı. Aleyna Tilkin de ay burcu olarak. Tabii internetten çıkardığımız hı hı. bunlar doğum haritaları. Eğer doğruysa biz bunları hı hı. özellikle 10 Ocağı kadar kesin konuşuruz. Hı hı. Eleştiririz de, konuşuruz da ama çok iyi bildiğimiz bir şey var ki 2024'ün 20, -20 Şubat'a kadar ilişkilerinde problem yaşayanlar, ayrılıklara imza atarlar. Hı hı. 2024'ün e, Şubat ayından sonra da çok aşka ilişkiye yelken açar. Hmm. Çok çocuk haberi alacak mıyız? Evli olup da çocuğu olmayan çiftlerden müjdeli haberler gelecek mi? Kesinlikle. Çünkü 2023'te de farkındayız. Herkes bir çocuklandı. Çocuk hmm. yılıydı. Hmm. E, Plüton yine aynı şekilde geçiş yapacak. Tabii sürpriz çiftlerin. Hmm. Mesela işte 74 Kenan Doğulu ile 1984 Beren sa sahi, çocuk sahibi olur mu? Valla Beren saatin eğer doğum tarihi doğruysa 26 Şubat ise Ay burcu olarak bu sene Plüton artık ona serbest bırakır 2008'den bu yana ikili ilişkilerine müdahale etti. Bundan sonra çocuk sahibi olur ama 2024 zaten birçok kişiye de çocuk verir. Yani böyle bir daha kendimize de yöneleceğiz. İsteyen herkese versin. İsteyen herkese versin ama çocuk sahibi 2024'te daha çok olunacak. Daha kolektif olacağız, Hı. daha iç içe olacağız, daha samimi olacağız. Gerçek olan Hı. ve özelinde çok da kimsenin gözüne sokmayanlar çok daha 2024'ten kazançlı çıkacak işin evet. açıkçası. Yani daha da rahat olacağız rahatlığı ama bu dezen hani böyle hı. çılgınlık bazında hı. değil de göze sokma bazında değil de böyle biz asla oryantalist tavrımızdan ödün vermeyeceğiz. Hı hı. O net bildi. Yani, tamam. tamam. Ama bunu böyle daha birbirimizi toplumu rencide edecek, birbirimizi yıpratacak hı. şekilde hı hı. olmayacak. 2023'teki kadar dağınık olmayacak ama tabii Herkes. biraz şeyler var. Evet. İşte benim söylediğim bu 20 Şubat'a kadar Önce ifşalar var. Hmm. Gökyüzü biraz bizi ifşa eder. Hmm. Hatalarımızı yüzümüze vurur. Artık hepimiz kendi hatamızı bir günlüğüne bir de, de olsa taşlar dökülecek. E tabii. Hmm gezegenler taşınacak. evet Şubat'a kadar bütün ifşalar gerçekleşecek. Şubat'tan sonra da inşallah ne olursak olalım rahat olacağız. Çok teşekkür ediyorum Zeynep. Kesinlikle rahat olacağız. 2024 yılından korkmayın. Korkutanlara uymayın. Hı -hı. Planlarınızı yapın ve yola yavaş yavaş girin. Evet çok teşekkürler ben tekrardan. teşekkür ederim. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. 2024 ile ilgili yararlı ipuçları. Umarım hepinize faydalı olmuştur videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu yıllar.